Evet sevgili izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgatlı platformumuzun değerli izleyicileri, Yozgat TV takipçilerimiz. Bugün Yozgat ilimiz Çekerek ilçemizdeyiz. Yine Çekerek ilçemizden Milliyetçi Hareket Partisi Çekerek Belediye Başkan adayımız Mustafa Bal. Mustafa Bal kimdir? Evet, merhabalar. Mustafa Bal kimdir? Mustafa Bal 67 Çekirek doğumlu. İlk ve orta lise Çekirek'te eğitim. Üniversite 2. İş İdaresi bölümü terk. Ticarete 94 yılında başlayıp bugüne kadar farklı sektörlerde ticaret yapan Çekirek'ten hiçbir zaman irtibatını kesmeyen ama Türkiye'nin çok farklı yerlerinde, çok değişik bölgelerinde öncelikle hizmet sektöründe ticaret yapmış. Daha sonraki dönemlerde inşaat ve son 2 yılda da turizm sektöründe ticaret yapan bir çekirdeğin öz evladı diyebilirim. Evet. Evet Mustafa Bey, bu seçim döneminde seçmenlerimiz tercihini siz tarafından kullanır. Belediye başkanı seçilirseniz Çekerek için neler düşünüyorsunuz? Planınız, projeniz nedir? Şöyle bir keselim. Keselim. 1 milyon Yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurayı alıyoruz, değil mi? Tamam. Soruyu sor, unuttum ben soruyu. Aramızda kalsın, böyle yapıyoruz. Tamam. Evet, 31 Mart seçim döneminde halkımız tercih eder belediye başkanı seçilirseniz Çekerek ilçemiz için neler planlıyorsunuz? Projeniz nedir? Evet. Şimdi öncelikle 31 Mart seçimlerinin hem Çekerek ilçemize hem ilimiz Yozgat'a ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet, Çekirek'le ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda el atacağımız birçok proje bulunmaktadır. Öncelikle ben şöyle belirteyim. Ben ilk defa seçime girmiyorum. Daha öncesinde de girdim. Çekirek'le ilgili daha önceleri de analizlerimiz oldu. Bundan sonra da bu dönemle ilgili de yine analizlerimiz oldu. Çekirek bir kere son yıllarda özellikle yapılan hizmetler açısından mevcut belediye başkanımızın buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ciddi şekilde hizmet akışı oldu son dönemlerde ilçemize. Biz de mevcut belediye başkanı kardeşimizin bırakmış olduğu yerden hizmet akışını devam ettireceğiz diye düşünüyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki kamuoyunda farklı algılara yani değişik şekilde yorumlanmasın. Biz özellikle ilçede şunu üzerine basa basa izah ediyoruz, anlatıyoruz. Türkiye'de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir ittifak var. Her iki siyasi partinin genel başkanı tarafından deklare edilen ve uzun süre devam etmesi gereken bir ittifak ortamı oluşmuş durumda. Ondan kaynaklı da yani Çekirek'te ha AK Parti kazanmış, ha Milliyetçi Hareket Partisi kazanmış. İnanıyoruz ki bu ittifakın
mutlak surette ayırt edilmeden kamu tarafından, devlet tarafından hizmet akışının devam edeceğini düşünüyoruz, biliyoruz ve öyle olması gerektiğini kanaatindeyiz. Ki bu her iki genel başkan tarafından da özellikle AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da defalarca belirtiliyor. AK Partili bir belediyeye gidecek hizmet, Milliyetçi Hareket Partisi belediyesine de gidecektir diye. Bundan kaynaklı yapmış olduğumuz proje bazındaki çalışmalar itibariyle çekerek de yaşanabilir bir ortamı, yaşanabilir bir çekereği yaratmak istiyoruz hep beraber. Yani belediyeye özellikle seçmiş olduğumuz belediye ekibiyle birlikte bu projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunlar gerek sosyal alanda ihtiyaçlar karşılanacak, gerekse işte bahsedildiği gibi veya ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk parkından tutun kreşe kadar bizim için çok önem arz eden ihtiyar annelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin huzurevi diyebiliriz buna. O ihtiyacın giderilmesine kadar. Artı gençlerimizin çekerekte gününü kahvehane köşelerinde geçirmektense bunu sportif faaliyetlere dönüştürerekten burada mutlaka ve mutlaka sportif bir altyapının oluşturaraktan çekerekli gençlere sunulmasını düşünüyoruz. Ayrıca ilçemizin diğer ilçelerden farklı bir yönü var. Bu da şu, çekerekte bir barajımız bulunmakta. Hakikaten çok önemli bu çekerek için. İşte bu barajın mutlaka ve mutlaka çekirdekte ekonomiye katkı bulunacak şekilde düzenlenmesi, dizayn edilmesi gerekiyor. Bu hem çekirdek ekonomisine katkıda bulunacak, hem işsizliğe çözüm üretme adına büyük bir katkısı olacak. Hem de bölgenin bence turizmi canlandıracak bir yapı oluşturmuş olacak diye düşünüyorum. Ben özellikle son 2-3 yıldır turizm sektöründe de faaliyet gösterdiğimden dolayı bununla ilgili zannediyorum ki ileriki günlerde altyapısını oluşturup Cenab-ı Allah bize bunu nasip ederse çekerek barajının etrafının bu konuyla ilgili mutlaka faaliyete geçileceğini, dizayn edileceğini ve devletin turizm alanında özellikle belirtmiş olduğu teşvikleri de efendim katkıda bulunaraktan bu projelerin hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yine çekerekte mutlak surette bir öncülük adına özellikle imalat ve hani istihdama yönelik bazı projelerimiz bulunmakta. Bunları da mutlak surette ileriki günlerde Cenab-ı Allah bize nasip ederse bunları da yine yani gündeme getirip faaliyete geçireceğiz. Evet, çekirdekle ilgili düşüncelerimiz bunlar ve kısaca şöyle söyleyebilirim. Sadece ve sadece sosyal alanda değil, aynı zamanda ekonomik bazda da mutlaka ilçeyi hareketlendirmemiz gerekiyor. Ve ilçedeki hızlı ve süratli olan göçü mutlaka önünü kesmemiz, durdurmamız aşama aşama gerektiğini görüyorum. Bunun için de mutlaka koordine olaraktan çekerek halkını da bilgilendirerekten ve bu konuda yatırım yapacak kardeşlerimizi de öncü altyapı projelerinde mutlaka bir birim oluşturup belediye bazında bu konuda müteşebbis kardeşlerimizin de katkısıyla bu konuda ciddi adımlar atacağımızı ve sonuçlarının da çekirdek ekonomisine ve özellikle istihdam alanında mutlaka çözüm üreteceği inancındayım. Evet.
Evet, seçmenlerimiz sizi belediye başkanı olarak seçerse bir sonraki dönemde yine aday olacak mısınız? Evet, şimdi bu yani siyaseten hani koltuk biraz böyle şeydir. Nedir? Siyasetçi kolay kolay bırakmaz ama ben şunu belirteyim. Özellikle bu dönemdeki aday olmamın sebebi tamamen Çekirdek halkının istek ve talebi doğrultusunda oldu. Burada partili partisiz yani Çekirdek halkının ciddi şekilde yapmış olduğumuz istişareler sonucunda böyle bir adaylığımız söz konusu oldu. Ondan dolayı varız. Ama peşiyle söyleyeyim, bir sonraki dönemi düşünür müsünüz? Bir sonraki dönemi şu anda kesinlikle biz yapacaklarımızı yapıp daha sonra yeni bir ekibe, yeni bir efendim Çekirdek'te hizmet verecek kardeşimize bu işi teslim edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Peki seçmenlerimiz Çekirdek'te seçmenlerimiz ne kadar? Seçmen sayımız Çekirdek ilçemizde. Çekirdek'te şu anda 6600 küsür seçmenimiz bulunmakta. Ama bu şu anda mevcut mu derseniz zannediyorum işte yurt dışında olan, işte farklı yerlerde bulunan seçmenlerimiz de buna dahil ama ben oy kullanacak seçmen bazından baktığımız zaman bu seçmen sayısının yani 6000'ler civarında olacağını düşünüyorum. Evet, peki seçmenlerimize söylemek istediğin sözlerin var mı? Son sözlerin. Evet. Şimdi Çekirdek Yozgat'ın en eski ilçelerinden birisi. Bulunduğu coğrafi pozisyon ve bulunmuş olduğu yapı itibariyle bence Yozgat'ta yani devlet yatırımı açısından ve diğer konularda unutulmuş bir ilçe olarak ben görüyorum. Ha bunu son 5 yılda telafi yoluna gitmiş şu andaki mevcut belediye başkanımız. Yine teşekkür ederim kendisine. Ama biz amacımız Çekirdek'teki biraz önce bahsetmiş olduğum gibi geçmiş yılların mutlaka ve mutlaka unutulmuş olan bu Çekirdek'in devlet açısından yani geçmişteki alacaklarımızı tahsil edeceğiz diye bakıyoruz. Bir de amacımız Çekirdek'te mutlaka ve mutlaka yapmak istediğimiz partili partisiz. Herkesin şu andaki zaten atmosfer o. Bütün siyasi partilerin tabanı bir araya gelmiş ve artık Çekirdek'te mutlaka bir yerden başlanması gerekir diye o kararlılığı görüyorum. Bu seçmenle beraber biz Çekirdek'i özellikle yani Cenab-ı Allah bize nasip ederse kazandıktan sonra halk günleri ve özellikle esnafla ayda bir mutlaka ve mutlaka toplantılar yaparaktan ki bünyemize biz zaten belediye ekibini oluşturur iken hem esnaftan hem sanayi esnafından yani esnafın farklı kategorilerinden arkadaşlarımızı bünyemize alaraktan ileriki günlerin yani kazandıktan sonraki günlerin ne yapabiliriz pozisyonda öyle bir kadro oluşturduk ve inanıyorum ki bu kadroyla Çekirdek'te mutlaka beklentilere cevap vereceğimizi ve Çekirdek'te farklı bir başlangıcı oluşturabileceğimizi, yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü ekibime de inanıyorum. Halk desteğini görüyorum. Ciddi şekilde bir halk desteğini görüyorum. Biliyorsunuz ki böyle küçük ilçelerde yapı daha farklı oluşuyor. Yani siyasi partilerin taban yapısı çok değişik oluyor ama Çekirdek'te bu sefer
gördüğüm şu, uzun zamandır da siyasetin içinde olan birisi olaraktan şunu görüyorum. Bu dönem Çekirdek'te hakikaten bütün siyasi partilerin taban hareketinin yani bir araya geldiğini ve bu hareketin mutlaka 31 Mart'ta hayırlı bir sonuç vereceğini görüyorum. Ondan dolayı da bütün halkımıza, Çekirdek halkına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bize güvenen, bize teveccühte bulunan, bize destek veren bu değerli hemşerilerimizin ve Çekirdek halkının mutlaka ve mutlaka o bize de olan desteklerini layık olacağımıza inanıyorum yapacağımız hizmetlerle. Teşekkür ediyorum. Çekirdek'te kaç tane adayımız var? Bu adaylarımız hangi partiden? Onlara da başarılar diliyoruz. Evet, Çekirdek'te şu anda 3 tane 4 tane adayımız var. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ben bulunuyorum. İyi Parti'den Turan Özkan aday bulunmakta. Yine AK Parti'de Eyüp Çakır kardeşim aday. Yine Saadet Partisi'nde Mustafa Kaplan Bey aday. Ben özellikle buradan diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Mutlaka kazananın Çekirdek olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Evet, ben de şahsım ve arkadaşlarım adına özellikle sizlere Yozgat TV'ye çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Bahattin Atik, İl Genel Milliyetçi Hareket Partisi Çekerek İl Genel Meclis Üyesi adayıyım. Sayın Başkanımıza destek veriyoruz. Bahattin Atik kimdir? Ben Ankara Üniversitesi'nde emekli, personel daire başkanlığı yapmış birisiyim. Şu anda 15 yıldır emekli oldum. Şu anda Çekirdek'te yaşıyorum 10 yıldır. Ama burada Çekirdek'imize yardım etmek için burada aday olduk. Teşekkür ediyoruz. Tursun Saygılı, emekli komiserim. Çekirdek parti yönetimindeyim. İl Genel Meclisi yedek üyesiyim. 69'dan bu yana bu davanın içindeyim. 2003'ten bu yana da aktif siyasetteyim. 31 Mart aynı zamanda kışın sonucudur. Nasıl kış bitince baharın böyle dağlar tepeler bir gevşeme yapar. Burada da aynen dereler, seller gibi cağal cağal, ırmak gibi Çekirdek halkı Mustafa Başkanımızın yanında. İnşallah bu seçimlerde Mustafa Başkanımı şu anda ben başkan olarak görüyorum. İnşallah hayırlı olur Çekirdekli'ye. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Çekirdek İlçe Başkanı Hamdi Aksoy. Çekirdek'te hem belediye başkanlığını hem de il genel meclis üyeliklerini alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Halkımızın da büyük bir desteği var. Bununla beraber inşallah hem il genelleri hem de belediyeyi alacağız. Teşekkür ediyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi kontenjan adayıyım. Özellikle ismim Mehmet Kırlı. Esnaflıktan emekliyim. 31 Mart yerel seçimleri ülkemize, memleketimize ve Çekirdeğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız. Bunu tabandaki seçmenimiz öyle gösteriyor.
İnşallah bunu Cenab-ı Allah bize kısmet eder. Biz de Çekere'ye layık olmaya çalışırız. Teşekkür ediyorum. Ben Bayram Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesiyim. Sanayi esnaflarından 2005-2009 seneler arasında Sanayi Kooperatif Başkanlığı yaptım. 2009'da AK Parti Meclis Üyeliğini yaptım. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde Belediye Meclis Üyesiyim. Halkın verdiği bu yani bize de tepkiden dolayı, AK Parti'ye olan tepkimizden dolayı şimdi şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde meclis üyesiyiz. Bu seçimde bütün halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ben Ahmet Özbek, sanayi esnaflarındanım. Çekerek Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Belediye Meclis Üyesiyim. Sayın Mustafa Başkanıma başarılar diliyorum. Bütün ekibimizde de Allah'ın izniyle çıkmış olduğumuz bu yoldan başarılı bir şekilde kazanacağımıza inanıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Çekerek İlçe Yönetiminden Ayhan Parlak. Çekerek İlçe Seçim Bürosu'ndan da görevliyim. Zafer Çekerek'in olsun, Zafer Mustafa Balın olsun. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ben Nazmi Özdemir, Milli Eğitim'den emekliyim. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesiyim. Allah'ın izniyle bu seçimi aldık görünüyor. Hem de az farkla değil, çok bir farkla almayı düşünüyoruz. Öyle gösteriyor. Biz tabanda Cumhur İttifakı'nı kurmuşuz burada. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Başkanımıza da başarılar diliyoruz. Devamlı arkasındayız. Gece gündüz çalışıyoruz. İsmim Ahmet Çelik. Çekerek MHP Belediye Meclis Üyesiyim. 31 Mart'taki seçimin Çekerek için en hayırlısını diliyorum. Kazasız belasız bir seçim olmasını en içten dileklerimle kutluyorum. Öncelikle Yozgat TV'ye bu yaptığı yayından dolayı çok teşekkür ediyorum. İsmim İrfan Akan, Çekerek doğumluyum. Basın emeklisiyim. 27 senedir de Çekerek'te esnaflık yapmaktayım. Öncelikle neden Mustafa Bal? Çekerek'in konumu farklı. Çekerek'te hizmeti iyi alabilmek için, hizmetin değerini, halkın değerini anlayabilmek için bu işi ehline teslim etmek lazım. Onun için biz de kadro olarak Mustafa Bal Bey'in başkanımızın kadrosundaki insanların genelde encümen üyeliği yapmış insanlar. Çekereğin değerini ve kıymetini bilen insanlar. Onun için çekereği ehline teslim edelim diyorum. Herkese başarılar diyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben size saygımdan dolayı şöyle ayakta konuşayım da. Ben 2002 yılında AK Parti kurucu üyesiyim. 2007'de yönetim kurulunda yer aldım. 2009 yerel seçimlerde AK Parti belediye meclis üyeliği yaptım. 2014 seçimlerinde yine AK Parti belediye meclis üyeliği yaptım. Şu anki durumda istifa ettim. AK Parti'den istifa ettim. MHP'nin yönetimine geçtim. MHP'de belediye meclis üyesiyim. Sebebi de şu: AK Parti'nin yapmış olduğu yanlış aday tercihinden dolayı Çekerek halkı beni temsilen tabandan, AK Parti'nin tabandan bizi temsilen MHP'ye geçmemi söylediler. Ben de o yüzden dolayı MHP'de yer alıyorum. Teşekkür ederim. Bayram Doğan. Çekerek esnaflarından ufak bir esnafım. Ben de AK Parti yönetiminde üyeydim. Oradan istifamı yaptım. Mustafa Başkanımızın yanındayız. Allah'ın izniyle başkanımızı başkan olarak 31 Mart yerel seçiminde başkan olarak o koltuğa inşallah kısmet olursa oturtacağız. Buradaki arkadaşlarım, değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Ben Ömer İnce, Çekerek esnaflarından. 31 Mart
yerel seçimlerinde Sayın Mustafa Bal Bey'in yanında yer almamızın sebebi, bir önceki dönem başkanın yapmış olduğu hizmetleri aksatmadan devamının getireceğine canı gönülden inandığım ve güvendiğim için Sayın Mustafa Bal Bey'in yanında yer aldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayır. Ben Ali Rıza Oğuz, Çekerek Esenler'im. 31 Mart Belediye Başkanı seçimlerinde Mustafa Bey Başkanımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Nevzat Bağcı. Kendim inşaatçıyım. Mustafa Bal'ın yanındayım. Teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Murat Köksal. Çekerek Belediye MHP Belediye Meclis Üyesiyim. Başkanıma başarılar dilerim. Hep beraber kazanacağız inşallah. Başkanımızı özel olarak istiyoruz. Yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim Yönülyon Mahallesi'ne bir ilkokul lazımdır yani. Eğer mümkünü varsa bunu gündeme alsanız... Bir saniye bir soralım ondan sonra. Çocukların durumu şöyle bir... İçmesen şunu. Kendi şu çıkın şu. Sanki sadece şu da mı var? Hasretli düştüm. Beraber yine kullanalım. Dur dur dur. Peki efendim, Cüneyt Ener, Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık. Sonra geçiyorum. Başkanım. Ne oldu? Evet sevgili 1 milyon Yozgatlı platformumuzun değerli izleyicileri, bugün Çekerek ilçemizdeyiz.